Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde Nehmt Zetse mit Zeit, Zeit yan cümle konusunu inceleyeceğiz. Zeit, den beri anlamına gelen bir kaynaştırma kelimesidir. İki cümle birleştirilirken cümle başında ya da iki cümlenin ortasında bulunur. Örnek cümlelerle bu durumu inceleyelim. Seit wann spielen Sie Fußball? Ich spiele Fußball, seit ich im Lotto gewonnen habe. Seit wann? Ne zamandan beri? Spielen Sie Fußball? Futbol oynuyorsunuz. Ich spiele Fußball, seit ich im Lotto gewonnen habe. Lotto'da kazandığımdan beri futbol oynuyorum. Ich spiele Fußball, futbol oynuyorum. Burada dikkat edildiyse seit kullanacak olursak demek ki edilgen cümlemiz seit ile başlıyor ve hemen ardından öznemiz ich im Lotto gewonnen habe. Yardımcı fiilimiz haben çekimlenmiş olarak cümlenin en sonuna gelmiş ve dikkat edildiyse bu perfect yani geçmiş zaman gerektiren bir fiil. Gewinnen, gewonnen habe. Ich habe gewonnen. Demek ki kazandım diyecek olursak ich habe gewonnen demiş oluyoruz. Toparladığımızda Lotto'da kazandığımdan beri futbol oynuyorum diyecek olursak demek ki ich spiele Fußball seit ich im Lotto gewonnen habe. Şimdi biz bu cümleyi yani seit'li cümleyi başa alırsak ne olur? Onu bir inceleyelim. Yine aynı şekilde seit wann spielen Sie Fußball? Ne zamandan beri futbol oynuyorsunuz? Sorusunun karşılığı seit ich im Lotto gewonnen habe, spiele ich Fußball. Anlam değişmemiş oluyor. Lotto'da kazandığımdan beri futbol oynuyorum. Seit ile başlayan cümlede demek ki seit ich im Lotto gewonnen habe, Lotto'da kazandığımdan beri burada gewonnen habe ile ilk cümlemiz tamamlanmış. Virgülün hemen ardından edilgen olan cümle spiele eylemiyle devam ediyor ve spiele ich Fußball ile cümlemizi sonlandırmışız. Demek ki Lotto'da kazandığımdan beri futbol oynuyorum diyecek olursak seit ich im Lotto gewonnen habe, spiele ich Fußball. Bir sonraki örneğe bakalım. Seit wann gehen Sie zum Tanzkurs? Ne zamandan beri dans kursuna gidiyorsunuz? Seit ich in München lebe, gehe ich zum Tanzkurs. Münih'te yaşadığımdan beri dans kursuna gidiyorum. Burada dikkat edildiyse seit ile başlamış cümlemiz. Münih'te yaşadığımdan beri diyecek olursak demek ki seit ich in München lebe, Münih'te yaşamaya devam ediyor. Seit ich in München lebe, demek ki burada eylemden hemen sonra yine diğer eylem geliyor. Gehe ich zum Tanzkurs, giderim ben dans kursuna anlamında. Dolayısıyla toparladığımızda Münih'te yaşadığımdan beri dans kursuna gidiyorum diyecek olursak ve bu eylem hala devam ediyorsa demek ki biz seit ich in München lebe, gehe ich zum Tanzkurs demiş oluyoruz. Diğer varyasyona bakacak olursak aynı şekilde seit wann gehen Sie zum Tanzkurs? Ne zamandan beri dans kursuna gidiyorsunuz? Anlam değişmeyecektir. Münih'te yaşadığımdan beri dans kursuna gidiyorum diyecek olursak demek ki burada bu sefer seit orta yere gelmiş. Ich gehe zum Tanzkurs olan gayet bütün öğelerin olduğu bir cümle görüyoruz başta. Ich gehe zum Tanzkurs, dans kursuna gidiyorum. Virgülümü getiriyorum.
seit ile devam ettiğimde demek ki seit hemen ardından özne ich, in München, Münih'te, lebe, yaşamak, evet burada da çekimlenmiş olarak fiilimi sona getiriyorum ve Münih'te yaşadığımdan beri dans kursuna gidiyorum diyecek olursak demek ki ich gehe zum Tanzkurs seit ich in München lebe demiş oluyoruz. Seit wann haben Sie dieses große Auto? Ne zamandan beri bu büyük arabaya sahipsiniz? Dieses große Auto, dikkat edildiyse burada das Auto olduğundan bu büyük araba diyecek olursak demek ki dieses große Auto dememiz gerekir. Ne zamandan beri derken demek ki seit wann haben Sie, burada saygı anlamında haben Sie, ne zamandan beri bu büyük arabaya sahipsiniz sorusu demek ki seit wann haben Sie dieses große Auto? Cevaba bakıyoruz. Ich habe dieses große Auto seit ich in Hamburg studiere. Hamburg'da yüksek öğrenim gördüğümden beri bu büyük arabaya sahibim. İlk cümleye baktığımızda ich habe dieses große Auto olan ve de kurallı bir cümle görüyoruz. Bütün cümle öğeleri yerli yerinde. Ich habe dieses große Auto, bu büyük arabaya sahibim anlamında. Şimdi bunu seit ile birleştirecek olursak demek ki virgülümüzü koyuyoruz ve ardından seit öznemiz ich in Hamburg studiere demiş oluyoruz. Burada ikinci cümlede studieren çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna yerleştiriliyor. Ve Hamburg'da yüksek öğrenim gördüğümden beri bu büyük arabaya sahibim diyecek olursak demek ki ich habe dieses große Auto seit ich in Hamburg studiere demiş oluyoruz. Aynı şekilde seit wann haben Sie dieses große Auto, yani ne zamandan beri bu büyük arabaya sahipsiniz sorusu seit ile bu sefer başlamış ve seit ich in Hamburg studiere habe ich dieses große Auto. Hamburg'da yüksek öğrenim gördüğümden beri bu büyük arabaya sahibim. Görüldüğü üzere anlamda herhangi bir değişim yok. Sadece seit ile başlanmış. Seit ile başlarken demek ki yine öznemi, ardından dolaylı tümlecim olan in Hamburg ve eylem studiere gelmiş. Hemen ardından bir sonraki cümlenin eylemi, öznesi ve diğer cümle öğeleri ile cümlemiz tamamlanmış. Demek ki Hamburg'da yüksek öğrenim gördüğümden beri bu büyük arabaya sahibim diyecek olursak seit ich in Hamburg studiere habe ich dieses große Auto demiş oluyoruz. Bir sonraki cümleye bakacak olursak seit wann kommen Sie nur am Wochenende nach Hause? Ne zamandan beri sadece hafta sonları eve geliyorsunuz? Seit wann demek ki ne zamandan beri, kommen Sie geliyorsunuz, burada gene saygı anlamında kommen Sie, nur am Wochenende sadece hafta sonları nach Hause eve. Demek ki ne zamandan beri sadece hafta sonları eve geliyorsunuz sorusu. Seit wann kommen Sie nur am Wochenende nach Hause şeklinde. Bunun cevabına bakacak olursak ich komme nur am Wochenende seit ich eine Freundin habe. Kız arkadaşım olduğundan beri sadece hafta sonları geliyorum. Cümleye baktığımızda ich komme nur am Wochenende
kurallı bir cümle görüyoruz burada. Ich komme nur am Wochenende. Demek ki sadece hafta sonları geliyorum. Virgülden sonra bakalım. Seit ile başlamış. Seit ich eine Freundin, kız arkadaş, artikeli die Freundin. Demek ki bir tane kız arkadaş diyecek olursak eine Freundin dememiz gerekecek. Habe ile sonlanmış. Yani eylemimiz habe. Ich habe eine Freundin. Dolayısıyla seit ile birleştiğinde ich seit ich eine Freundin habe şeklinde. Toparladığımızda kız arkadaşım olduğundan beri sadece hafta sonları geliyorum dediğimizde demek ki ich komme nur am Wochenende seit ich eine Freundin habe demiş oluyoruz. Bir sonraki varyasyona bakacak olursak yine aynı şekilde sorumuz. Seit wann kommen Sie nur am Wochenende nach Hause? Yani ne zamandan beri sadece hafta sonları eve geliyorsunuz? Seit ile başlayan cümleyi inceleyelim. Seit ich eine Freundin habe, komme ich nur am Wochenende nach Hause. Yani kız arkadaşım olduğundan beri sadece hafta sonları geliyorum. Görüldüğü üzere herhangi bir anlam değişmesi yok. Seit ile başlayan cümleye bakıyorum. Seit ich eine Freundin habe, kız arkadaşım olduğundan beri, virgülüm gelmiş, komme ich, gelirim ben, nur am Wochenende, yani sadece hafta sonu, nach Hause, eve. Kız arkadaşım olduğundan beri sadece hafta sonları geliyorum diyecek olursak demek ki seit ich eine Freundin habe, komme ich nur am Wochenende nach Hause demiş oluyoruz. Seit wann gehen Sie gerne zum Wandern in die Berge? Ne zamandan beri dağlara doğa yürüyüşü için gidiyorsunuz? Seit wann, ne zamandan beri, gehen Sie, gidersiniz anlamında, gerne, severek, isteyerek anlamlarında, zum Wandern, doğa yürüyüşü, trekking anlamlarında kullanılmakta, in die Berge, dağlara anlamındadır. Demek ki ne zamandan beri dağlara doğa yürüyüşü için gidiyorsunuz sorusunun karşılığı, Seit wann gehen Sie gerne zum Wandern in die Berge sorusuymuş. Bunun cevabına bakacak olursak, seit ile başlayan cümleyi incelediğimizde, seit ich sieben bin, gehe ich gerne wandern in die Berge. 7 yaşından beri dağlara doğa yürüyüşü için gidiyorum. Seit ich sieben bin, evet, burada 7 yaşından beri diyecek olursak, burada sieben Jahre dememiş, Jahre kelimesini atmış ve 7 olduğumdan beri, yani 7 yaşından beri anlamında olan seit ich sieben bin, virgülden hemen sonra bir sonraki cümlenin eylemi olan gehe, yani gitmek fiili gelmiş. Gehe ich, giderim ben. Gerne, severek, isteyerek anlamlarında wandern, doğa yürüyüşü, in die Berge, dağlara. Dolayısıyla 7 yaşından beri dağlara doğa yürüyüşü için gidiyorum cümlesinin anlamı seit ich sieben bin, gehe ich gerne wandern in die Berge. Aynı şekilde sorumuza baktığımızda seit wann gehen Sie gerne zum Wandern in die Berge? Ne zamandan beri dağlara doğa yürüyüşü için gidiyorsunuz? Ich gehe gerne wandern in die Berge seit ich sieben bin. Anlamımız değişmemiş. 7 yaşından beri dağlara
doğa yürüyüşü için gidiyorum. Karşılığı demek ki ich gehe gerne wandern in die Berge olan kurallı bir cümle görüyoruz. Hemen ardından virgülümüz ve seit yani den beri anlamında olan seit. Hemen sonrasında özne ich, sieben ve hemen ardından bin. Eylemimiz bin yani olmak anlamında. 7 yaşından beri dağlara doğa yürüyüşü için gidiyorum diyecek olursak Ich gehe gerne wandern in die Berge seit ich sieben bin demiş oluyoruz. Bir sonraki cümleye baktığımızda Seit wann lernen Sie Deutsch? Ne zamandan beri Almanca öğreniyorsunuz? Seit wann? Ne zamandan beri? Lernen, öğrenmek anlamında. Sie, burada yine saygı anlamında olan saygı. Sie ve Deutsch, Almanca. Ne zamandan beri Almanca öğreniyorsunuz? Seit wann lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch, seit ich in Deutschland arbeite. Almanya'da çalıştığımdan beri Almanca öğreniyorum. Ich lerne Deutsch, Almanca öğreniyorum. Hemen ardından seit ile başlayan cümle geliyor. Seit, öznemiz ich, in Deutschland, Almanya'da anlamında. Arbeite, çekimlenmiş olarak çalışıyorum anlamında. Arbeite. Almanya'da çalıştığımdan beri Almanca öğreniyorum diyecek olursak demek ki biz bunun için Ich lerne Deutsch seit ich in Deutschland arbeite demiş oluyoruz. Aynı şekilde Seit wann lernen Sie Deutsch? Yani ne zamandan beri Almanca öğreniyorsunuz sorusunu inceleyecek olursak Seit ile başladığımızda cümlemize Seit ich in Deutschland arbeite, lerne ich Deutsch. Demek ki seit ich in Deutschland arbeite, yani Almanya'da çalıştığımdan beri, lerne ich Deutsch, Almanca öğreniyorum demiş oluyoruz. Yani Almanya'da çalıştığımdan beri Almanca öğreniyorum diyecek olursak Seit ich in Deutschland arbeite, lerne ich Deutsch demiş oluyoruz. Bu eğitim bölümümüzde Nebensätze mit seit yani seit ile olan yan cümleler konusunu görmüş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.